Yan yatağında kuzu eti yapar mısınız her zaman? Patlıcanı hani derler ya, denizden babam çıksa yerim. Patlıcanın her türlü yemeğini yerim, yaparım, yapmaktan da zevk alırım. Murat Bey patlıcanları soyarken zorlanınca eşi Serap Hanım yardımına yetişiyor hemen. Kocaman olduğu için zor doğramıyor. Öyle değil, öyle değil. Dur ben doğrayayım onları sana. Küçük bıçakla. Dur ben doğrayayım onları. Küçük bıçakla yapalım, biliyor musun? Dur. Ben şeyi çırpayım. Aha, onu yap. Onu çırpayım. İşte yani bu paylaşım bu oluyor mesela. Ben şimdi onu soyamazdım. Murat Bey, çorbanın terbiyesini nasıl hazırlıyorsunuz, anlatır mısınız? Bu çorbanın terbiyesini çok hafif. Buna kavrulmuş un da kullanabilirsiniz. Çiğ un da kullanabilirsiniz. Ama beyaz tabii, olmasını istediğimiz için biz yani şeyden direkt beyaz un sadece çorba, direkt şey olarak un olarak kullanacağız. O da şöyle bir kaşık kadar, tepeleme bile değil yani. Sadece bir şey versin diye. Renk ve biraz yoğunluk versin diye. Misafirler ne durumda acaba? Akşam için hazırlıklarını tamamladılar mı dersiniz? İlk günün yorgunluğu yüzünden okunan Orhan Bey, akşamki buluşma için eşini sahibi olduğu kuaför salonundan almaya geliyor. Kolay gelsin. Hoş geldin hayatım. Nasılsın? İyiyim. Moralin iyi. İyi, her şey yolunda. Evet. Saçlarını boyatıyorsun herhalde. Evet, saçlarımı boyatıyorum. İyi, sen saçlarını boyatırken ben de gideyim bir kuaföre saçlarımı falan bir taratayım. Tamam hayatım. Ondan sonra görüşeceğim, tamam? Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Fahriye Hanım'ın işi uzun gibi. Bunu fırsat bilen Orhan Bey hemen yan taraftaki berbere geçiyor. Şöyle bir fön çekelim ve sakal alalım. Cana yakın çifte akşam için hazırlana dursunlar. Biz yeniden Serap Hanım'dan Murat Bey'in yanına dönelim. Ev sahiplerinin yanına döndüğümüzde hanımefendiyi fırının başında buluyoruz. O börekler kimin için Serap Hanım? İkramlık mı? İkramlık olarak da burada paçanga böreği hazırladım. Misafirlerimizin gelmesine yakın onu da fırına vereceğim ki sıcak sıcak servis edebileyim. Çiftimiz yemeklerini keyifli keyifli hazırlarken biraz özel konulara giriyoruz. 19 yıllık bu evliliğin temelleri nasıl atıldı? Çift nasıl tanıştı acaba? İşte çalışmış olduğum bir firmada arkadaşımın nişanı vardı. Şirket olarak o nişana gittik. Sonra işte o nişanlanan arkadaşımın ismi Mustafa. Mustafa Murat'ı yanımıza getirdi, bizimle tanıştırdı. Ve dedi ki hani iş yeri arkadaşı olduğumuz için bir ihtiyacınız, bir isteğiniz olduğu zaman Murat'a haber verin. O size yardımcı olacak dedi. Biz de öyle yaptık. O ilk karşılaşmada Murat Bey'le aranızda bir şeyler olacağını hissetmiş miydiniz Serap Hanım? O gün hiç dikkatimi çekmemişti yani. Biz o gün tanışmadık sadece. Orada ilk gördük birbirimizi yani. Serap Hanım Murat Bey'i fark etmemiş ama Murat Bey ilk gördüğü anda tutulmuş Serap Hanım'a. Ben onun dikkatini çekmişim. Geceleri uykularına girmişim. Mustafa'ya beni Serap'la mutlaka tanıştır, görüştür diye yalvarıyor. İşte ondan sonra işte bir yemek düzenleniyordu arkadaşlar arasında. Bir taverna gibi bir yere gittik. Orada yanımdaki koltuk nedense boştu. Sonra bir baktım Murat Bey geldi, o koltuğa oturdu. Zaten daha önceden de bir merhabamız olduğu için işte orada bir başlangıcımız oldu. Murat Bey, yaşananları bir de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Neler oldu, neler yaşandı? Tanıştığımız gün ona evlenme teklif ettim. İşte o yemek yediğimiz gün. O gün. O birlikte müzikli, eğlenceli yerde ve askere gitmeme de 20 gün vardı. Dedim ben seninle evlenmek istiyorum. Oldukça hızlı bir evlenme teklifi olmuş Murat Bey. Serap Hanım'ın cevabı ne oldu peki? Bana dedi ki sen dedi bunu hatırlamayacaksın yarın dedi. Murat Bey'in evlenme teklifini ciddiye almadınız öyle mi Serap Hanım? Çok komik. Tabii ki. Kim alır ki? Serap Hanım 19 yıl önce yaşananları dün gibi hatırlıyor. Murat Bey'in müdahalesiyle bir aşk hikayesine kısa bir ara veriyoruz. İlk önce bunu hemen yapmamız lazım kararı. Patlıcanların kararmaması için hemen bunları bir hafif yağlayacağız. Alalım. Al zeytinyağını kullansak. Sonra misafirlerimiz şey yapmasın. Olur. Zeytinyağımızı kullanalım. Murat Bey, patlıcanları hem yağlayıp hem de tanışma hikayenize devam eder misiniz lütfen? Tanıştık. İşte evlenme teklif ettim. Ben dedi seni dedi şu anda dedi mazur görüyorum dedi. Ama dedi bunu da dedi hatırlatacağım sana. Ertesi gün beni aradı. İşte hatırlatacak ya, bana kendi telefonunu vermedi.
ertesi gün sana hatırlatacağım dedi. Ve bana şey dedi, ya hadi buluşalım falan. Ben dedim gelemem, işim var. Dedim, o da tamam dedi, üstelemedi bile, kapattı. Ne yaptınız Murat Bey? Gece evlenme teklif ediyorsunuz, gündüz işim var deyip başınızdan savuyorsunuz. Uyanın, uyanın. Aradan bir ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Dınk. Ben dedim ne yaptım? Beni aradı. Ben ona dedim böyle hemen işte Mustafa'yı aradım. Evinin telefonunu vermedi. Zor zor buldum evinin telefonunu. Efendime söyleyeyim, evinin telefonunu buldum ama evde yok ki, çıkmış gezmeye gitmiş. Serap Hanım size bir şans tanımış, kullanmamışsınız Murat Bey. Sonra ne yaptınız peki? Ertesi gün iş yerinden işte ulaştım. O gün Beşiktaş'ta bir pastanede sözleştik. İşte orada bir konuşmalarımız oldu. Ben efendim ona kendimi şey yaptım, ifade ettim. Hayatımda yaptığım en güzel şeylerden birisi. Herkese tavsiye ediyorum. Darısı diğer bekarların başına diyelim ve misafirlerimiz neredeler bir bakalım. Zehra Hanım'la Tarkan Bey dünyalar güzeli kızları Eylül'le evden çıkıyorlar. İstikamet Zehra Hanım'ın kuaförü. Şimdi sen şu saçlarını 5 dakika yaptıralım. Siz beni 2 dakika. Oradan Eylül okula bırakalım. Oradan gidelim. Oradan da Murat Beylere gidelim bakalım. Mambo Train! Biz seni şurada bekleyelim. Tamam. Ne haber Cengizciğim? Ne haber? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Dümdüz zaten şey fena ama dümdüz düzeltelim. Bir tek bir örgüm var senin, böyle güzel örgü örüyorsun ya. Örgü istiyorum. Tamam. Akşam için saçlarını yaptırıyoruz Zehra Hanım. Şunu da şu şekilde tutabilir miyiz? Ya da şunu... Söyle sağ ol. Yani işte bu oradan kalıyor. Ama işte rahat edeyim ben. Bütün gün elim bu sefer saçımda oluyor ya. Yani rahat edeyim. Buraya da öreyim. İşte yüzümü çok açmayalım ya. Açalım mı? Yani sence? Yok ya onlar değil. Bu arada Fahriye Hanım'ın da son dokunuşları yapılıyor saçlarına. Aman anneciğim ne kadar güzel olmuşsun böyle ya. Teşekkür ederim oğlum. Vallahi olmuş gözlerim kavaşıyor yani şu ay, an. Ay kurban olurum annem gerçekten sana. Gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür zaten ederim. Mazlanım da fena yani. Evet. Merhaba. Merhaba. Ben geldim. Hoş geldin aşkım. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Beğendin. Vallahi çok güzel olmuşsun. Çiftimiz hazır. Artık yola çıkma zamanı. Aa aşkım. Efendim. Çiçek almayı unuttuk biz. Ben siparişini verdim, sen rahat ol. Aa gerçekten. Tabii. Canımsın ya. Unutur muyum hiç? Süpersin. Unutur muyum hiç? Unutur muyum hiç? Ben şimdi aklıma geldi. Unutma ki senin zeki ve akıllı bir kocan var yani. Bunu unutma sakın. Cana yakın. Her zaman her şeyi halleder. Ben hemen çiçeğimizi alayım, geleyim. Hemen sen hayatım. Sen otur aşkım. Tamam. Tamam canım. Tamam canım. Az önce Serap Hanım'la Murat Bey'in aşklarının nasıl başladığını öğrenmiştik. Sürprizlerle başlayan bu büyük aşkın bir de şarkısı var elbet. Şarkımız Edip Akbayram'dan Arkası Gelmez Dertlerim. Yok ya o değildi. Aldırma gönül. Aldırma gönül. Bulduk. Aldırma gönül. Aldırma gönül. Biraz mırıldanır mısınız peki bize? Arkası gelmez. Hayır. Ha, şey yine karıştı ya. Bak vallahi karıştı. Neydi? Aldırma başın gönül. Başın öne ha, eğilmesin. Başın öne eğilmesin. Aldırma kartal aldırma. Başın öne eğilmesin. Buraları kesersiniz. Murat Bey iyi gidiyordu Serap Hanım. Kesmeseydiniz keşke. Murat Bey uzun gemi yolculukları çok konuşmadığından olsa gerek, sohbete bir başladım mı sonunu getirmiyor bir türlü. En sonunda da eşi Serap Hanım'dan uyarıyı alıyor. Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Sizler ne diyorsunuz? Uygun mudur diye soruyoruz. Yeter Murat, yeter. Ne öyle değil mi? Çok konuştum. Serap Hanım, dün ev sahibi Orhan Bey misafirlerine fırsat vermeden sürekli konuştu. Bu durum sizi rahatsız etti mi? Yapacak bir şey yok. Yani konuştu. Şey yok. Konuştu. Ve susturamadık. Orhan Bey konuşmayı çok seviyor. Sizin evinizde de aynı performansı gösterince küçük bir uyarı gelir mi misafirinize? Valla biz ev sahibiyiz. Şimdi kimsenin kalbini kırmak olmaz. Tabii aralara girmeye çalışacağız. Biz de bir, hani bir iki kelime konuşmaya çalışacağız. Çünkü sonuçta ev sahibisin. Konuşmazsan da ayıp. Yalnız terbiye çerçevesinde. Yani durup dururken ama şimdi burada tutup da şarkı bilmem öyle
mani falan. Umarız Orhan Bey'in akşama şarkı söyleyeceği tutmaz. Murat Bey ev sahibi olarak bu durumdan biraz rahatsız olacakmış gibi sanki. Neyse yemeklere dönelim. Çorba nasıl oldu Serap Hanım? Her şeyle tamam. Kıvamını da göstereyim şöyle. Hafif böyle bir mamamsı. Orhan Bey. Hazır. Abi hazır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben çok teşekkür ederim. Kardeşim görüşmek üzere. Bayağı kendine çok iyi bak. Allah bereket versin. Allah'a emanet ol, bereketini gör. Kolay gelsin, görüşmek var. Üzere. Bu neydi? Benim işim bitti. Geldin mi? Henüz güzel olmuş mu saçlarım? Süper Beğendin olmuşsun. Mi? Tamam o zaman. Biz de 7 cüceleri bitirdik. Hadi okula gidelim artık. Kuaför olayı tamam olduğuna göre Eylül'ü okula bırakma zamanı gelmiş demektir. Eylül istersen bekleseydin kızım. Ya. Evet. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Patlıcanların içine uyan Murat Bey közlemek için fırının ızgarasını atıyor. Sırada etlerin hazırlanması var. Çok az bir miktarda. Çok az. Maksat etin tavaya yapışmaması. Çok az bir miktarda yağladık. İlk önce bunu biraz kavuracağız. Kendi suyunu verecek. Ondan sonra da yavaş yavaş pişecek. Misafir ol baraya katılmak Murat Bey'in fikriymiş. Bakın neden? Ben programı seyrediyordum. Yeni başlamış bir program. Yeni bir başlamış program. Ondan sonra birkaç bölümünü seyrettim. Bana biraz şey geldi. Yani hoşuma gitti. Neden? İşte evde iki kişi birlikte karı koca olması hoşuma gitti. Bir de sadece yemek üzerine değil yani burada şey de var. Efendime söyleyeyim. Misafir ağırlama. Misafir ağırlama var. Efendime söyleyeyim işte çay demleme var veya kahve yemekleri. Efendim ay çatalınız sağa bakmış, kaşığınız sola bakmış. İşte efendim bunun burasında şu var, bu var. Ya biz mesela dün eğer isteseydik öyle çok daha fazla şeyler bulabilirdik ama biz oraya onu gelmedi ki. Ya yani bir insan gidip de hiç tanımadığı bir insanın evinde davranmaması gereken şekilde davranıyor yani normal bazen. Normal şartlarda bir misafirliğe gittiğin zaman çatalın niye sağa bakıyor da sola bakmıyor diye kimse kimseye şey yapmaz. Bir de çay demleyelim de muhabbet ederken bir de çay içelim hayatıma, ne dersin? Olur. Dün siz de tabağınızda bir şey görünce geri göndermiştiniz. Buna ne diyeceksiniz? Ben ona söylemedim. Şunu bir kontrol eder misiniz dedim. Bana götürüp başka bir tabak getirseydi çok daha memnun olurdum. Ama ne yaptı? Götürdü. Aynısını geri getirdi. Ben de sesimi çıkartmadım ve içtim. Etin durumu nasıl Serap Hanım? Çok güzel görünüyor buradan. Sevgimizi katıyoruz. Efendime söyleyeyim. Yani biz profesyonel aşçı değiliz işte. Yapmaya çalışıyoruz böyle elimizden geldiği kadar. Dün gece Orhan Bey'in etinin sorunu neydi sizce Serap Hanım? Hepsi ama her bir tanesine sinir doluydu. Ben bir tanesini bile çiğneyemedim yani. Çiğneyemedim. Orhan Bey'in belki eli yatkın değildi. Kasabı artık nereden aldıysa kasabı onu biraz onun vazisinde değiştirmesi uğramış. Lazım kasabını. Orhan Bey ve işinin ne yemeklerinden ne de sohbetinden keyif almamış duruyor Serap Hanım'la Murat Bey. Zehra Tarkan çifti hakkında ne düşünüyor acaba? Diğer arkadaşları daha şu an henüz çok iyi tanımıyoruz. Evlerine gitmedik. Bizi nasıl ağırlayacaklar? Misafire karşı nasıllar bilemiyoruz ama misafirliğe geldikleri evde tarzları tarzlarımıza uygundu. Bir kez daha akşamın misafirlerine çeviriyoruz kameralarımızı. Kızlara Eylül'ü emin ellere teslim eden Zehra Tarkan çifti, Serap Hanım'la Murat Bey'in evine doğru yola çıkıyorlar. Ya araba sen kullanır mısın? Tamam hadi. Tamam. Yolumuz uzun ben kullanayım. Tamam. Tarkan Bey akşam Murat Bey ile Orhan Bey arasında olacakları merak ediyor. Orhan Bey, Murat Bey'i bayağı terleteceğini düşünüyorum sabahlarında. Dün akşamdan sonra. Bunu da merak ediyorum açıkçası. Ben de çok merak ediyorum. Güzel bir gündem bizi bekliyor sanki. Tarkan Bey, Serap Murat çiftinin ev sahipliğinden daha umutlu. Valla ben bugün ama dünkinden daha iyi bir karşılama bekliyorum açıkçası. Aslında dün de güzel karşıladılar yani. Yok, karşılamadılar. Dün de eksiklerden dolayı. Yani evet. Dünkü eksiklerin bugün olmayacak. Evet. Çünkü dünkü yarışmacılar çok heyecanlıydı ilk gün olduğundan dolayı. Serap Murat çifti evde rahat rahat yemeklerini yaparken Tarkan Bey onların yoğun bir koşuşturma içinde olduklarını düşünüyor. Yalnız ben sana söyleyeyim mi şu anda
evde hummalı bir çalışma. Yani evet, çok heyecanlıdırlar. Çok heyecanlıdırlar. Güzel söylüyoruz da evet. Yarın aynısı bize olacak. Serap Hanım ve Murat Bey'in kulaklarını çınlattık o kadar. Bakalım mutfakta işler ne alemde? Serap Hanım, Murat Bey yemeklere başlayalı ne kadar süre geçmiştir sizce? Çok fazla geçti mi? Yarım saat falandır herhalde. 1 saat 23 dakikanız var. İşte yaklaşmışız. İyi. 35 dakika olmuş. Ya biz telaşsız olarak yetiştireceğiz bunları ya. Misafir olmanın en sakin ve rahat mutfaklarından birine şahitlik ediyoruz. Çiftimiz çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. İnsan onların tartışıp kavga edebileceğine pek ihtimal vermiyor doğrusu. Tartışma konularımız genellikle çocuklar yüzünden oluyor. Ben biraz uzakta olduğum için onlara daha böyle geldiğimde bakıyorum eti butu kilosuna kadar. Ona yemek göre... yemek. Olmaz yemek yiyor. Hayır şu anda düzeldi yani. Son zamanlarda düzeldi. Yemek konusunda ben biraz ısrar ediyorum. O da diyor ki ısrar etme. Ben ısrar etmemek taraftarıyım. Onlar da bu sefer tabii annelerini kullanıyorlar. Falan filan. Olan artık ihale bana kalıyor. 14 yaşına, 15 yaşına gelmiş çocuklara ye dememen lazım yani. Birbirini tanıma soruları için ön çalışma yapıldı mı acaba? Çalışmadık. Çünkü yani normal şartlar altında sorulan soruları tabii ki biliyoruz, tanıyoruz birbirimizi. Cevap verebiliriz. Tarkan Bey acı sevmediğini söylediği için yemeğinde kullandığı yeşil biberleri tek tek kontrol ediyor Murat Bey. Ne düşünceli ev sahibi değil mi? Çok mu acı? Şunlara bir bakar mısın? Bu acı herhalde. Hayır tatlısı. Canım yok, onları ayırdım ben. Tatlı. Tatlı mı? Hah, güzel. Tamam mı? Hı hı. Ben yanmayayım, eşim yansın diye mi Serap Hanım'a tattırıyorsunuz biberleri Murat Bey? Yok, onun ağzı acı oldu şimdi. Ben, şunlar çok acı. Anlayamayacak o tattığı zaman. Buyurun, size bir tattırayım isterseniz. İkram edeyim, buyurun bir. Buyurun, evet. Acıdan korksak böyle program çekmezdik Murat Bey. Vallahi şansına ne geldiyse büyük bir ihtimalle acı olabilir ama olmaya da bilir. Kameramanımızın değişen surat renginden acı yedi izlenimine kapılıyorum. Murat Bey, etlerden hafif yanık kokusu mu geliyor? Size konuşmaya daldık. Etler sotelenmiş. Sizin etler de dün geceki etler gibi sert olmasın sakın. Kuzu eti sert olmaz ki. Ver bakayım. Biberlerimizi ekledik. Tuzumuzu, göz kararı, hani iki çay kaşığı falan derler ya, öyle iki çay kaşığı kadar tuz. Biliyorsunuz ki tuz eti sertleştiriyor. Pişmeden önce onun için atmadık. Yemek programı sunucusu olmalıymış Murat Bey. Öyle keyif alarak hazırlıyor ki yemekleri. Sarımsağın girmediği yere doktor girermiş. Sarımsağımızı da döverek değil de şöyle ince ince doğrayarak. Aman dikkatli doğrayın Murat Bey. Dün Orhan Bey salata yaparken kazaya kurban gitti. Mutfak kazaları oldu öyle. Olabilir. Mutfak kazası da yani bu at binenin kılıç kuşananın. Öyle demiş atalarımız. Murat Bey'in dün gece misafirliğe gittiği Orhan Bey'e bir gönderme daha geldi. Belli ki Orhan Bey'le yıldızları pek tutmamış Murat Bey'in. Yani öyle bir şey yaşamışsın. Ben tedirgin olmuşum. Niye uğraşıyorsun ki eti çorbamı değiştirmiyorsun? Değiştir. Benim içimi rahatlat. Ay canım kocacığım benim. İçini rahatlatmadılar mı seni? Ya Allah Allah. Orhan Bey'in kulaklarını fazlasıyla çınlattı bugün Murat ve Serap Hanım. Bakalım neler olacak? İlk günün misafirlerini ağırlayan Orhan Bey ile Fahriye Hanım gecenin değerlendirmesini yapıyorlar kendi aralarında. Murat Bey'in mesela ilk çıkışı nasıldı sence? Yani normal miydi yani Murat Bey mesela? Masaya oturduğunda bir anda böyle... İlla bir bahane yaratmak için yani. Ya da yoksa samimiyetten ya da ne bileyim iyi niyet mi mesela? Ya ben onda çok iyi niyet görmedim açıkçası. Hani bir an gideyim işte hemen bir yorum yapayım. Yani kendini kurmuş mu gelmiş? Öyle mi düşünüyorsun? Bana öyle geldi. Yani ben öyle düşünüyorum. Orhan Bey de Fahriye Hanım da Murat Bey'in tavırlarından fazlasıyla rahatsız olmuşlar. Neymiş? Gemiciymiş. Ya her gemici olan... Her uluslararası çalışan yemek yapmasından anlar anlamına gelmiyor yani. Sonuçta herkes yemek yapabilir yani. En azından kendini doyurmak için de yemek yapabilir. Murat Bey'in eleştirilerinden sonra kendilerini nasıl ağırlayacaklarını merak ediyor Orhan Bey. Neyse gidip göreceğiz bakalım misafirperde nasıl. Eminim ki şundan onlar şu cümleyi kullanmış
mutlulardır diye düşünüyorum. İşte biz daha iyi misafir ağırlarız. Geldik gördük ama mutlu olmadık ya da şu eksik bu eksik vardı mutlaka diyeceklerdir yani. Ay kesinlikle diyeceklerdir. Biz de göreceğiz yani ama. Biz de göreceğiz evet. Biz de göreceğiz. Sana yakın, sana çok yakın. Gergin bir akşam olmaz umarız. Serap Hanım'la Murat Bey birinci olurlarsa kazanacakları parayla ne yapmayı planlıyorlar acaba? Evimizde ufak tefek tadilatlar düşünüyoruz. Orada kullanacağız. Misafir ol bana da birincinin belirlenmesinde izleyicilerin vereceği destek de çok önemli. Serap Hanım'la Murat Bey ekran başındaki izleyicilerden yeterli SMS desteği alacaklarına inanıyor mu acaba? Evet ben inanıyorum. Misafirlerimi ağırladığımda bir problem yaşamayan bir aileyiz. Bugün de bir problem inşallah yaşamayacağız. Biz SMS'lerden konuşurken biber ve baharatlarla biraz daha pişirdiği etlerini yine eşine test ettiriyor Murat Bey. Ay çok lezzetli oldu. Kalite kontrolden geçti mi Serap Hanım? Ay inanamazsınız şimdi size de bir tane versin. Siz bizim kameramanımıza kilo aldırmaya kararlısınız Serap Hanım. Daha bu fırına da girecek. Daha fırlanacak bir de. Fırına da girecek. Yanına elma dilimli patatesler soslu. Közlenmiş biberler. Serap Hanım acıktınız galiba. Ben çok acıktım. Bu lezzetli etlere yataklık yapacak patlıcanlar ne durumda acaba? Evet patlıcanlarımız da tamam. Yemekler yavaş yavaş hazır oluyor. Serap Hanım ve Murat Bey de heyecandan eser yok henüz. Akşama gelecek misafirler de heyecan durumu nasıl acaba? Evet. Benim gidemediğim kuaföre gitmişlerdir mesela. Makyajlarını tam olarak yapmışlardır. Belki de yola çıkmışlardır bile. Murat Bey, erkekler ne yapıyordu sizce? Tarkan Bey gayet rahat bir şekilde hazırlanmıştır. Belki çocuğunu, küçük bir çocukları vardı. Çocuğunu artık yuvaya bırakmış, yuva olabilir veyahut da... Yuvaya. Yuvaya veyahut da başka bir yere bırakmışlardır da Orhan Bey için bilemiyorum. Ne yapmıştır acaba? Muhakkak bir şarkı patlatmıştır geldi. Bence bu akşam çok eleştiri yapacak. %100. Fahriye Hanım birazcık daha geride kalacak. Fahriye Hanım zaten heyecanlı. O yüzden... Yarın akşam bize de çok eleştiri yapacak diye düşünüyorum Orhan Bey'i. Ama tabii şimdi dün ilk defa karşılaştırmıştık. Evet, şimdi bugün bakalım nasıl olacak. Evet, çok merak ediyorum ben de. Abi, ortamın samimi olacağını düşünüyorum. Evet. Dediğim gibi Orhan Bey'den incileri bekliyorum. Ben de. Tarkan Bey dün yarışmadaki iddiasını dile getirmişti. Fahriye Hanım ve Orhan Bey'in karşılamasından sonra kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyor. Vallahi dün akşamı gördükten sonra... Yani bugün de tabii bir de göreyim ama bu akşamın sonunda birinciliğimi ilan edeceğiz. Birinciliğimizi diye düşünüyorum. Çok iddialı oldum. Ya ben çok iddialı değilim. Hak eden kazanır diye düşünüyorum. Halkımızdan yani. SMS oylarını bekliyorum. Zehra Hanım Orhan Beylere aç gittiklerini, evden de aç çıktıklarını söylüyor. Şimdi aç kaldık. Evet, aç gittik. Yani hani gittiğimizde açtık. Ve dönüşte de tabii açtık ama şundan dolayı ve heyecandan dolayı hiçbirimiz yemek yiyemedik. Fahriye Orhan çiftinin ikramlarda da zayıf kaldığını düşünüyor Zehra Hanım. Şimdi sence dün akşam masadaki ikramlar yeterli miydi? Sence? Yani ne evet, bir ara sıcak olabilirdi. Hayır, normal yemek dışında bir şey yoktu. İkram yoktu, hayır. Yani evet, formatın dışında dört çeşit yemeğin haricinde bir ikram yoktu. Salata vardı, başka hiçbir şey yoktu. Bir zeytinyağlı olabilirdi, bir ara sıcak olabilirdi. Bunları bizden izleyin. Diyorsun. Evet. Tamam, hadi bakalım. Yeniden Serap Hanım'la Murat Bey'in yanındayız. Yemekten keyif alan biri olduğu her halinden belli Murat Bey'in. Bakalım bu sorumuza nasıl cevap verecek? Murat Bey, annenizin yemekleri mi yoksa eşinizin yemekleri mi? Bazısı annemin yemekleri, bazısı eşimin yemekleri. Bunu bana değil, eşime sorsanız daha doğru cevabı alırsınız. Musakka. Musakka tabii. Evet. Patlıcan musakkayı çok güzel yapar. Kabak yemeğini çok güzel yapar. Hı-hı. Yani onun elinin lezzeti hakikaten o yemeklerde. Ben bazen götürürüm kabağı, anne sen pişir de ben yiyeyim derim. Murat Bey, annelerin yemeklerinin yeri ayrıdır tabii ama eşleri de unutmamak gerek. Yani hangimizi daha çok şey yapıyorsun, tutuyorsun yemek konusunda hayatım? Hangimizi tutuyorsun? Ben kendimi tutuyorum. Ben kendimi tutuyorum. Ya bu kadar da ukalayız. Ama Allah razı olsun, o da güzel yemek yapar. Ona güzel yemek yapmasını öğretene kadar akla karayı seçtim. Dermişim, dayağı yermişim. Kulağına geliyordu bir tane böyle bir. Murat Bey tam tehlikeli sulara açılmak üzereydi ki dümeni yıkırdı. Yemeklerde nerede kalmıştık Murat Bey? Etlerimizi susuz suyunu çektirerek gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş.
donduruyoruz. O kadar et yetecek mi Murat Bey? Tattıra tattıra misafirlerinize et kalmamış galiba. Yeter, niye yetmesin? Eğer ki misafirlerimiz doymadık, fazlasını istiyoruz derlerse zaten emniyet emniyet payı olarak 2, 4, 6, 8 tane yaptık zaten. Görüntü gerçekten işte açıcı Murat Bey. Bunu tekrar bir fırına vereceğiz. Birlikte harmanlansınlar birbirlerine bir... Domatesleri ölene kadar. Evet. Bu arada son 55 dakikanın içine girmiş bulunuyoruz. 55 dakika, evet. Fırınımızın orta gözüne ayarlıyoruz. Orta tarafına 175 dereceye getiriyoruz. Kapattık artık. Kendi kendine biraz daha pişmesini. Allah'a emanet. Evet yani. Murat Bey, ana yemeğin yanında vereceği dilim patatesleri hazırlıyor özenli bir şekilde. Elma dilimi patates, hani dışarıdan aldığımızı biz kendimiz çok güzel bir şekilde zeytinyağı, sarımsak. Değil mi? Murat Bey'in geri gönderdiği çorba tabağı da konuşuluyor çift arasında. Tarhana çorbası sanki hiç adam ömründe görmemiş yani. Yani. Tarhana çorbasını bilmiyor bile. Ondan sonra diyor ki 7-8 150 tane 200 tane ülke dolaştığını söylüyor. Sallıyor ya da doğru söylüyor bilmiyorum da. Tarhana çorbasını bilmeyen zaten bir kültüre sahip bir insan zaten şey bilmez ki. Türk, yani. Osmanlı kültürünü de bilme şansı yok. Kesinlikle. Tarhana çorbasının içinde nane sapı olduğunu bile bilmeyen bir tane misafirimizdi yani. Bu akşamın kıran kırana bir yemek olacağını tahmin ediyorduk ama Fahriye Hanım'ın son sözleriyle buna kesin olarak inandık. Sen de görmüş olduğun bir şeyi direkt üstüne basarak mı söyleyeceksin yoksa nasıl yapacaksın? Tabii ki ben de üstüne basarak söyleyeceğim. Yani bana yapana yaparım diyorsun yani. Yaparım. Serap Hanım, misafirliğiniz yemeklerinizi beğenmezse ve peynir ekmek isterse tavrınız ne olur? Vallahi bu kadar güzel yemeklerden sonra bile hala peynir zeytin alayım derlerse saygıyla karşılayacağım. Ne diyeceğim artık? Güzel bir gülümseme tabii ki derim. Daha az puan vermek için bir taktik oyunu olabilir mi sizce? Ya bir neden olabilir. Neden arıyorlar ise... Bir neden arıyorlarsa o zaman onu bahane bulmak bahane için kullanabilirler yani. Ana yemeğin yanında servis edeceği dilim patates, biber ve soğanları fırına atan Murat Bey tatlısına başlıyor sonunda. Hemen köy yumurtalarımızı alalım. Bizim tavuk yumurtlamıştır. Yumurtalarımızı alalım. İstediğimiz zaman yumurtluyor bizim tavuk. Murat Bey parfesinin ikinci aşamasına geçerken Serap Hanım da pilavına başlıyor. Bir su bardağı toz şeker. Suyumuzun içine. Suyumuzda ateşe. Yarım paket yağımızı da içine atıyoruz. Biraz dışarı yağları taşıdık. Yağları da dışarıya sıçratıyorsun. Benim de yağım kızdı. Kızgın yağın içine. Pirincimi koyuyorum. Biraz hızlanmanız gerekiyor galiba. Son yarım saatiniz. Murat çok sallandın, geç kalacağız ama. Olabilir. Olmaz. Ben daha makyaj yapmadım, masamı hazırlamadım. Sen her zaman güzelsin hayatım. Olmaz, olmaz, olmuyor. Bıdı 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 konuşmaktan geç bıraktın bizi. Evet, biraz benim... Çenen açıldı bugün senin. Evet, ya neden oldu? Vallahi bilmiyorum. Kameraları görünce sen coştun birden. Vallahi birisinden mi etkilendim acaba? Birisi derken Orhan Bey mi kastediyorsunuz yine Murat Bey? Bilmiyorum. Misafirlerimizden birisi mi olabilir? Yoksa acaba seyrettiğim bir şeyden mi? Bilmiyorum. Neden etkilenmiş olabilirim sence? Serap Hanım, son yarım saati duyunca paniklediniz biraz. Evet. Başladı vallahi. Siz bizi burada lafa tuttunuz, tuttunuz. Benim kocam da hiç zaten buna... dayanamaz. Murat Bey konuştu, biz suçlandık, iyi mi? Benim pilavım artık pişiyor, hazır. Serap Hanım pilavını küçük ocağa alıp parfe yapımında işine el veriyor. Son dakikalar bir hayli hareketli geçmeye başladı. Ateşi biraz kısacağız. Kısık ateşte kendi kendine pişmeye. Öbürsü elini yakmadan şey yapacak. Evet. Şimdi de çikolatamızı alalım. İstersen sen sol tarafa geçeyim. Orada su var. Yavaş yavaş bir de şey yapayım. Şuraya gel şöyle. Evet. Camın içine bir şey koyuyoruz. Yağlı kağıt. Evet, gördüğünüz gibi bu hiç kadar... unu olmayan, içinde hiç un olmayan bir tatlı temiz bu. Temiz bir kaşık verir misin orada? Bunu da hemen
suyumuzun içine alıyoruz. Cam kaseyi neden sulu tepsinin içine koydunuz? Açıklar mısınız Murat Bey? Kavrulmasın diye. Yani suyun... Kurumaması gerekiyor. Suyun, evet. Normal bir kekmiş gibi pişmesin diye suyun içine bırakıyoruz. Parfenin pişmesi için fırındaki yemeklerin çıkması gerekiyor. Kendimizi yakmadan, sağa solu kırmadan, hanımla dayak yemeden... Buyurun. Nefis, nefis görünüyor. Bol kepçe lokantasına. Hoppa, yandı yolduk. Evet. Görmüş olduğunuz gibi natürel, minimum yağla pişirilmiş patlıcanlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir eleştiri yapabilirler. Efendim biz bu patlıcanın neresini yiyeceğiz? Bu patlıcan... Arkadaşlar biraz da yani yemeğe tamam yiyeceğiz patlıcanı içinden. Yani şimdi balık yiyoruz da herkes kılçığını yemiyor ki değil mi? Yani biraz da göze hitap etsin diye. Yoksa biz patlıcanları doğrayıp da pişirebilirdik yani. Murat Bey menünüzü nasıl belirlediniz? Kıstasınız ne oldu? yetişme sıkıntısı olsun. Heyecan yaşayalım diye. Heyecan mı? Biz neden görmüyoruz o heyecanı Murat Bey? Heyecan yani kendinden çünkü, yemin insan heyecanlanmaz. Çünkü olaya hakimiz onu biliyoruz. Yani inşallah.